Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün milli mücadelenin iki büyük kahramanı olan Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'den bahsedeceğiz. Bu iki adam yakın dönem Türk tarihinde hem çok büyük zaferler kazanmış, büyük kahramanlıklar yapmış hem de aynı zamanda çok büyük dostluklar kurmuşlardır. Fakat unutulmamalıdır ki büyük dostlukların aynı zamanda büyük kırgınlıkları olur. Şiir gibi konuştunuz. Eyvallah hocam. Bu iki büyük dostluğun, bu iki kardeşliğin hatta bu adamlar mektuplarında birbirine kardeşim diye Evet. hitap eder. Bu iki kardeşliğin nasıl dargınlığa dönüştüğünden bahsetmeye uğraşacağız Sezer'le beraber dilimiz döndüğünce. Evet, bu aslında bir dargınlık, kırgınlık değil. Yani böyle bir küslük yok ama bir dargınlık, bir soğukluk giriyor oraya. Fikir ayrılığı diyelim, hani yakın arkadaşının olan fikir ayrılığı gibi. İkisi de büyük bir komutan. Tabi. Tabii ki böyle şeyler çok Tabi. normal. Birinde söylediğim gibi hani büyük adamların büyük argınlığı olmuş aynı zamanda baktığın zaman. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir iki büyük kahraman ilk olarak nerede tanıştı? Bu beraberlik, bu dostluk nerede başladı? Bu iki büyük kardeş, benim gözümde iki büyük kardeş, 31 Mart olayı vakasında tanışıyorlar. Mustafa Kemal o zaman da harekat ordusunun komutanı olarak Yeşilköy'e geliyor. Bu bölgede Refet Bele, Kazım Karabekir ile tanışıyor. Yine birkaç tane de önemli isimler var. Onlarla birlikte burada bir dostluk, arkadaşlık bağı oluşuyor. Öyle ki burada karşılaştıktan sonra hani biraz önce söylemiştim zaten. Karşılıklı mektuplaşmalar başlıyor. Evet, kardeşim diye Aynen hitaplar, yine iyi girişte bahsettiğim. dilekleşmeler başlıyor ve hatta mektuplarında hani kardeşim denmeleri buradan sonra başlıyor aslında. Bunlara ilaveten hani Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal Paşa savaşa girmemenin taraftarıydı. Evet, Enver Paşa Almanya'nın yanında yer alarak savaşa girmek istiyor. Tabii Kazım Karabekir ve Atatürk aynı düşüncede değil. Bunun kendilerine zararlı çıkacağını düşünüyorlar. Keza öyle oluyor. Ah emmi Savaşa girmek istemiyorlar. Fakat neticede savaşa giriyorlar. İkisi de farklı cephelerde tabii. savunma gerçekleştiriyor. Bu hamanda da bu adamlar hani senin söylediğin gibi iki büyük komutan tabii ki hani birisi farklı cephete savaşıyor, birisi farklı cephete savaşıyor. Bu zamanda zaten Kazım Karabekir Paşa da Harbiye Nazırlığında 2. Şube Müdür Yardımcısı. Müdür de Alman bir subay. Evet, Onu da Almanlar da o zaman söyleyelim. çok Tabii. askeri olarak Ah emmi ah yani. Kallasak emmer olur mu buradan ya? o kadar da küçümsenecek bir insan değil. Kardeşim, nitrolüze karşı sen at verersen ben seni köcümser miyim? Kusura bakma. Çok şey yapma. Enver Paşa'yı da Değil yedirmem. mi? Yok canım. Çok mu işlerler bizi? Ben işlerim. Şimdi şöyle, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Kazım Karabekir o sıra Tebriz'de bulunuyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığımız Mondros. Mondros imzalandıktan sonra Tebriz'de bulunan Osmanlı'nın karargahı lağvediliyor. Lağvedildikten sonra Kazım Karabekir İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Kazım Karabekir ilk İstanbul'a geldiğinde aslında çok tanıdık bir Dandık bir tepki laf. gösteriyor. Büyükdere açıklarında İtilaf Devletleri'nin donanmasını görüyor. Burada şu sözleri söylüyor. Tek dağbaşı mezar oluncaya kadar düşmanla mücadele ederek istikbalimizi kurtarmaya vicdanıma karşı ahdettim. Ya istiklal ya ölüm. Aslında bu söz sana tanıdık gelmiştir. Aynen öyle. Benzerini Mustafa Kemal Paşa da söylüyor. Mustafa Kemal de Yıldırım orduları lağvedildikten sonra Dolmabahçe'nin sahillerinde İngiliz ordusunun gemilerini gördükten sonra geldikleri gibi Giderler giderler diyor. diyor. Evet. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Aslında bu adamlar, bu iki büyük kahraman askerlik yıllarında fikirleri tamamen ayrı. Tamamen aynı. Çok özür dilerim. Tamamen aynı. Fikir ayrılıkları biraz Cumhuriyet'in ilanından sonra başlıyor zaten, değil mi? Evet, yani daha çok ikinci mecliste. Neyse gel zaman git zaman bu adamlar birbirlerine mektuplaşmaya başlıyorlar. Mektuplaşmalarından sonra en son Kazım Karabekir İstanbul'a geldikten sonra Mustafa Kemal'in Şişli'deki evini ziyaret ediyor. Evet. Şişli'deki evde görüşüyorlar, bir karara varıyorlar. Bakın burası çok önemli. Çok emelli mi? Not al burayı. Çok emelli mi burası? Çok al, Tamam. hemen burayı Çok yaz. emelliyse alırız. Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir burada bir karara varıyorlar. Diyorlar ki İstanbul'da durmak yersiz. Vatanın kurtuluşu için tek çıkış yolu Anadolu. Afiyet olsun da tek çıkış yolu Anadolu. Reklam yapmayalım. Anadolu. Ey Anadolu. Bundan sonra da karara vardıktan sonra kurtuluş yolunun Anadolu'da olduğunu fark ettikten sonra Kazım Karabekir Paşa yakın dostu Miralay İsmet Bey'den onu kendisinin Anadolu'ya göndermesini rica ediyor Kazım Karabekir. Ona ilaveten hatta Kazım Karabekir burada bir sözü var. Bu iki kahraman tek kurtuluş yolunun Anadolu olduğuna karar verdikten sonra Kazım Karabekir Paşa yakın dostu İsmet Bey'den bu arada İsmet Bey o zamanlar bir harbiye müsteşarı. İsmet Bey'den kendisini Anadolu'ya göndermesini rica ediyor. Evet, hatta bu Şişli'deki evini ziyaretten sonra Kazım Karabekir'in Anadolu'ya gidişini özetleyen bir sözü var. Yani bir cümle kuruyor.
yapıyor. Şartta milli bir hükümet esasını hazırlamak ve ordunun kuvvetini muhafaza ederek vahim sulh şartları karşısında milli istikbalimizi kurtarmak için mücadeleye girişmek, gerekirse milli bir hükümet kurmak. Yani Kazım Karabekir aslında Anadolu'ya çıkışını bu sözlerle özetliyor. Anadolu'ya çıkışının amacını belirtiyor. O sebeptendir ki hani Mustafa Kemal de Samsun'a çıktıktan sonra Samsun'a gelip ilk işi Kazım Karabekir'le, tabi o zamanlar Kazım Karabekir Erzurum'a gidiyor. Samsun'a geldikten sonra Mustafa Kemal ilk olarak Kazım Karabekir'le bir görüşme ayarlamak istiyor. Bunun üzerine yine söylediğimiz gibi mektuplaşmalar vesaire olduktan sonra Amasya'da bir görüşme yapılmaz. Evet, Anadolu'nun beyannamesi sayılır. Aynen öyle. Beyannamesi, biliyorsun bu aslında Amasya'daki görüşmeler bizim 21-22 Haziran 1919'da gerçekleşen Amasya Genelgesi. Aslında bu Amasya Genelgesi'nin zeminini biraz önce senin söylediğin sözde Kazım Karabekir Paşa belirtmiş zaten. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Evet. Bu Amasya Genelgesi'nde biliyorsun hani milli mücadelenin yöntemi, şekli belli oluyor. Ya bu Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir aslında Anadolu'da çok büyük bir şey başarıyor. Yani Milli İstikbal Savaşı aslında başlamış oluyor. Tabii. Kurtuluş için. Ki bundan dolayı da zaten İngilizlerin Mustafa Kemal çok ilgisini çekmeye başlıyor. Takibine düşüyor. Ve derhal alınmasını talep ediyor İngilizler. Tevkif edilmesini Mustafa sonra. Kemal de bunu öğrenince çok sevdiği askerlik mesleğinden 8 Temmuz 1919'a istifa etmek zorunda kalıyor. Bak, aynen öyle. Hatta senin sözün üzerine ben Erzurum Valiliği'nin yazmış olduğu telgrafı sizlerle paylaşayım. Demiş ki Mustafa Kemal Paşa: "Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerini kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmaya askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gayi mukaddesi için milletle beraber sonsuza kadar çalışma mukaddesatım adına söz vermiş olduğum cihetle pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millete, milletin bağrında bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu arz ve ilan ederim." Yani bu cümlelerle Mustafa Kemal ve çok sevdiği askerliğine maalesef veda ediyor. Mustafa Kemal Atatürk askerlik mesleğinden istifa ettikten sonra aslında yanındaki askerleri bir bir gitmeye başlıyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi Kazım Dirik. Mustafa Kemal'e geliyor ve artık asker olmadığını belirterek Kazım Karabekir'in ordusunda görev almak istediğini söylüyor. Mustafa Kemal bu olayları yaşadıktan sonra aslında çok büyük ümitsizliğe kapılmaya başlıyor. Başaramayacağını düşünüyor. Neyi başaramadım? Neyi başaramadım? Ta ki o büyük adam Kazım Karabekir gelene kadar. Kazım Karabekir geliyor ve Mustafa Kemal'e "Ben ve ordum emrinizdeyiz paşam" diyor. Mustafa Kemal burada çok duygulanıyor. Bu benim yorumum. Bence çok duygulanıyor. Vallahi bak şu an anlatırken yemin ederim tüylerim. Kendi kendine oldu. Allah çarpsın. Mustafa Kemal bu hareketle birlikte aslında çok büyük bir moral buluyor. Tabii. Bu da dostluğun vefanın en büyük örneklerinden bir tanesi. Burada ikilinin dostlukları artık seviyeye çıkıyor. Burası evet. En yüksek seviyesi yani. Aman aman nereye geldik. Tabii bu Mustafa Kemal de Kazım Karabekir'e karşı çok büyük saygı ve sevgi besliyor. Bunun da Sivas'la ilgili bir anısı var, onu anlatmak isterim. Tabii. Sivas'ta kaldıkları zaman da Kazım Karabekir'in de geleceği haberi duyuluyor. Atatürk alt katta bir odada kalıyor. Yan odada Masar Müfit, Kansu ve 3 arkadaşı kalıyor. Kazım Karabekir'i oda bulamıyorlar. Masar Müfit Bey'e gidiyorlar. İşte odayı boşaltması gerektiğini, bu odanın Kazım Karabekir'e tahsis edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Kazım Karabekir'in geleceğini öğrenen Masar Müfit Kansu, "Biz 3 kişiyiz. Onu tek kişi bir odaya yerleştirmeniz daha kolay olur" diyor. Birazcık işi yokuşa sürüyor. Tabiri caizse. Atatürk bunu öğrendikten sonra kendi odasını Kazım Karabekir'e tahsis ettirtiyor. Kendisi aşağıda çay ocağında kalıyor ve Sivas boyunca hep orada kalmış. Kendi odası Kazım Karabekir'e tahsis edilmiş. Bir hafta boyunca aşağı yukarı Sivas Kongresi'nin 4 ila 11 Eylül arasında olduğunu varsayarsak hani minimum bir hafta Allah'a alayacağım şimdi. Devam edelim hocam. Çay demişken bir su mu bir şey yok mu arkadaşlar? Oturttunuz buraya kuru kuru oturuyoruz ya. Geçen ya. Bak geçen programda da böyle yaptınız. Arkadaşlar boş bardak. Boş boş. Siz bunlar siz İşte bir kahve içtik. Kızmayın lan. Kovacaklar. Bu büyük dostluğa ben de bir örnek vermek istiyorum. Tarih 22 Ocak 1921 meclisin bir oturumu. Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey Kazım Karabekir Paşa'yı Ermenilere karşı çok büyük kayıp vermekle ve aynı zamanda onu komünizme taviz vermekle suçluyor. Buna karşılık da Mustafa Kemal büyük bir gayretle Kazım Karabekir Paşa'yı Hüseyin Avni Bey'e karşı şöyle savunuyor. Bunu bizzat meclisi konuştu.
Nasından aldık. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa, Hüseyin Avni Bey biraderimiz gayet mühim bir meseleye temas ettiler ki bunun hakkında hiçbir söz söylemek istemiyor. Fakat kendileri temas ettiği için heyeti alenizden zihinleri karışmış olanlar bulunabileceği için bir iki kelimeyle izah etmek istiyorum. Bir defa Kazım Karabekir Paşa'yı içimizden tanıyanlar ve tanımayanlar vardır. Paşa gayet zeki, ahlaklı, namuslu, fevkalade haluk, namuskar bir adamdır. Bunların fevkinde hasletleri vardır ki ilk temasa geldiği vakit Hüseyin Avni Bey anlayamaz dedi. İşte böyle de bir örnek. Gerçekten çok büyük dostluk. Hani koskoca mecliste bu kadar milletvekilinin öz önünde hiç özünü kırpmadan Kazım Paşa'yı savunmuştur Mustafa Kemal. Aslında Mustafa Kemal de Kazım Karabekir'de milli egemenlik ve milli bağımsızlık için çaba gösterdiler. Sadece Atatürk'ün fikirleri bütün arkadaşları tarafından biliniyordu. Cumhuriyetçilik fikri. Yani yansıtıyordu. Bütün arkadaşlarıyla paylaşmaktan hiç çekinmiyordu. Lise hayatından beri geliyor bu. Bunları anlattık arkadaşlar. Biz bunları anlattık. Şu kalemle anlattım ben bak önceki bölümde de. Kalemle anlattık bunları. Ama Kazım Karabekir birazcık çağdaşlık ve laikliğe karşı demeyelim de mesafeli yaklaşıyordu. Ona göre bu milli tarihimizi lekeleyen, milletimize acı veren bir olaydı. Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal aslında siyasi hayatında darılmaya başladılar birbirlerine. İkinci meclisin başlarında da beraberdiler. Yalnız Mustafa Kemal, Kazım Karabekir hatta beraberliğine bir örnek vereyim geçmeden önce. Başbakanlık teklif ediyor. Evet. Kazım Karabekir kabul etmiyor. Kazım Karabekir'in bu olaylara birazcık duygusal yaklaştığı düşünülüyor. Mesela örneğin halifelik ve cumhuriyetin ilanında haber verilmediği gerekçesini dargınlık olarak görüyor. Yine anladım, cumhuriyetin ilanından sonra düzenlenen törende yeteri kadar ilgi görmediğini öne sürüyor. Bu olaylar Kazım Karabekir'in dargınlığına sebep oluyor. Atatürk bu durumun nutukta da şöyle aktarıyor haber vermemesini. Baylar, cumhuriyetin ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarıma çağırmayı ve onlarla görüşüp tartışmayı hiç gerek görmedi. Çünkü onların öteden beri ve doğal olarak bu konuda benim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu. Bunun yanında Kazım Karabekir'in şöyle bir rahatsızlığı da var. Cumhuriyetin ilanından sonra teftişlerdeki harcı rahın kesilmesi, teftiş için izin alması ve mektuplarının okunması da çok rahatsız ediyor. İddiye alınmamış adam yani. Değil mi? Hani bu da durumu rahatsızlık ediniyor. Kimisi yolsuzluk yapıyordu diyor. Bu kesinlikle bence çok büyük bir iddia ve yalan. Kazım Karabekir Paşa'yı tanımasak affedersiniz. Burada zaten montajda hata var. Bir de Kazım Karabekir'in şöyle bir rahatsızlık durumu var. İnkılaplara karşı değil, İnkılapların gerçekleşme biçimine karşı. Halkın iradesi halkta olmalı diye düşünüyor. Ciddi manada cumhuriyetin tek adam rejimi değil de hani gerçekten cumhura bağlı olması taraftarıydı. Evet, tek şahıs yönetimine evet. Karşı. Bu uygulanış biçimi inkılapların bilindiği üzere istiklal mahkemeleri desteği alınmıştır. Kazım Karabekir aslında buna karşıydı. Ama hani biraz önemi şartlarına göre de değerlendirmek lazım. Onu bambaşka bir programda tabii daha tartışırız. Sonraları zaten terakkiperveri kuracak bilindiği üzere ilk muhalif parti. Bunlar da faaliyet gösterecek 1925 yılında kurarak. Yalnız kurduktan sonra da aslında Atatürk'ün dargınlığı başlayacak. Çünkü terakkiperver kurucuları Şeyh Said İsyanı, İzmir Suikastı gibi önemli olaylarda anılacak. Tabii. İsmet Ünün'ün de desteğiyle aslında Kazım Karabekir tutuklanıyor. Bu İzmir Suikastı'ndan sonra Kazım Karabekir tutuklanıyor. İsmet Ünün'ün desteğiyle birlikte serbest kalıyor. Olay neticesinde suçsuz olduğu anlaşılıyor. Serbest bırakılıyor. Atatürk'ün emriyle de serbest bırakılıyor. Dargınlık oluyor yine. Evet, dargınlık oluyor. Kısaca bu dargınlıkları aslında toplayacak olursak birazcık şeyi de unutmadan söyleyelim. İletişim eksikliği var. Atatürk ve Kazım Karabekir'in birbirleriyle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Fakat bazı şahıslar tarafından bu iletişim ne hikmetse gerçekleşmiyor. Kısaca konuyu toplayalım arkadaşlar daha fazla dağılmasın. 1. Kazım Karabekir'in inkılapların uygulanma biçiminden dolayı bir dargınlık duruyor. 2. Milli mücadele dönemindeki olaylar o dönemdeki ciddiyetten dolayı bunların üstünde pek durmuyorlar. 3. Duygusal yaklaşım ve son olarak da iletişimsizlik diyebiliriz aslında. İkilerinin arasındaki kırgınlığa. Bence ki birbirleri arasındaki kırgınlığın en büyük sebebi de iletişimsizliktir. Belki bu ülkede şu anki devirde olsa bu şartlar altında olmazlardı. Evet, belki Türk Tarih Kongresi'ne falan çağırıyor. Evet, çağırıyor. Çağırıyor adamı. Çağırması gereken adam söylemiyor bile. Adamın hiç haberi yok. Söyledik bunları. Ben zaten programın en başında söyledim. Büyük dostlukların büyük kırgınlıkları olur. Bunlar gayet normal. Ama biz Kazım Paşa'yı da çok seviyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı da çok seviyoruz. Evet. Bana göre milli mücadele Kazım Karabekir'siz düşünülemez. Keza Kazım Karabekir olmasa belki de milli mücadele bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecekti. Daha fazla zaman alacaktı.
Yani bir de sonuçta bu adamın orduları var. Hani Mustafa Kemal asker değilken bile askerlikten istifa ettikten sonra ordularım sizin emrinizdedir diyen bir adam. Bu milli mücadelenin dönüm noktalarından da biridir. Belki de hani en önemlilerinden biridir. Bu adam olmasa senin de söylediğin gibi hani milli mücadele çok daha farklı boyutlarda, çok daha zaten zor başardık. Çok daha zor durumlarda kalabilirdik bence. Bir şey de ilave edeceğim. Hani yine söyleyelim programın sonunda. Hani kesinlikle ve kesinlikle bu iki adam Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa İyi anılması gerekiyor iyi arkadaşlar. anılmalı. Yani bu iki adam karşı karşıya getirilmemeli. İkisi de Cumhuriyet'in kurulmasında çok büyük rol oynamış ki bizim milli kahramanımızdır. Evet, fikir olarak da aynılar. Sadece Kazım Karabekir birazcık saman altından su yürütmek istiyor. Mustafa Kemal hani Mustafa biraz Kemal daha ise esli olsun diyor. evet açık olalım, neyse o olalım diyor. Evet, Ya şimdi bir elmanın bütünü aslında bunlar. aynen öyle. Nasıl ki sağ kesimin Mustafa Kemal'e sallamalarını kale almıyorsak, sol kesiminde hani Kazım Karabekir'i sığın muhafazakar diye sallamalarını da biz kale almayız. Bu arada bir önceki programda da solcuları sallamıştım. Ama ben her programda sallayacağım abi, haberiniz olsun öyle. Hani hem solcuları hem sağcıları sallayacağız yani. Tabii biz neyse koyuz. Neyse Biz koyuz. nesnellikten Biz yanayız. ne Tarih solcu... bir bütündür, parçalanamaz. Bugün Ozan'la birlikte Kazım Karabekir ve Atatürk'ü konuştuk. Yine son olarak belirteceğim üzere bu program akademik bir program değil. İki arkadaşın sohbeti olarak düşünebilirsiniz. Hani Yorumlarınızı Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal'in muhabbeti gibi. evet, yorumlarınızı ona göre yapın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı esirgememeyi unutmayın. Esen kalın. Eyvallah.